Sibel Hanım size seslenmek istiyorum. Yok, doğru bir şey siz değil. Siz ilk önce kendi aileniz tarafından eğer siz bu anlattıklarınız, Emrah konusunda anlattığınız iddialar doğruysa doğru aileniz değil tarafından mağdur ediliyorsunuz. O yüzden de derhal bir sığınma evine yerleşin. Çünkü ailenizle ilgili ciddi iddialar ve ihbarlar da geliyor bu noktada. Lütfen en yakın, dün de bahsettim, jandarmaya giderek ifade verin. Yok, afaki böyle bu iddialarda bulunmaya devam ediyorsanız da bu aile sizin hakkınızda bir, çünkü soruşturma açılacaktır. Bakın 15 aşk yaşındaki ya çocukların mağdur edildiğinden bahsediyorsunuz. Emrah'ın kendi kız kardeşinden bahsediyorsunuz. Evet. Anneyle ilgili iddialarda şaka bulunuyorsunuz. Aynen. Eğer bu iddialar, atılan iftiralar sonucunda evet, bu kişiler hakkında soruşturma başlatılırsa ve bunlar sonuçsuz kalırsa size iftiradan dolayı onlar da soruşturma başlatılacaktır ve şikayetçi olacaklardır. Olacağım zaten. Esra Hanım, ben soruşturma açtıracağım. Demiş. Öyle birini tanımıyoruz. Ben Murat Demir'i tanımıyorum. Murat Ergin nerede mi? Ben beni nerede? Beni alsınlar buradan, ben o evi de göstereceğim. Tamam ben hadi gel göster. Gel. Beni alsınlar, ekipler götürsün, o evi de gösterir. Alsınlar tamam. Ben... Bu olabilecek mi böyle? Murat Birli var mı? Yani neredemiş ya o ev? Peki Özkan'la beraber Murat ya? Gider o evi de gösterir. Kim gerçekten o Murat? O adreste böyle biri. Senin baban cezaevinde bize dedi ki. Hı. Ne dedi? Ne dedi? Uydur yalan. Babası yani. Biz oraya gittik. Ablası bizi oraya götürdü. Ablası babasına dedi ki annem dedi başka bir adamla yaşıyor dedi hatta kendisi. Evet. Babası da dedi ki. Ya. Yüzünü dön de ekrana. Yüzünü döner misin? Yalan söylüyorsun. Yüzünü bir dön de öyle yapsana. Yüzünü dönmesin. Çıkıyor her şey. Sibel'cim. Yalansın resmen. Seni mağdur eden adama kaçıyorsun. Onunla efendim? Evleniyorsun. Ben onu şimdi nasıl ağladım ya. Onunla beraber yaşıyorsunuz. Evliliğiniz var. Bir düzen kuruyorsunuz falan. Niye Nisan'da? Yani tüm bunlar yaşanırken bak. Abla kadar... ben mecburiyetten gittim. Ne mecburiyeti? Mecburiyetten deyince ben bir şey mi yaptım ya? Mecburiyetten gittim. Beni tehdit ediyordu kendisi. Yalan söylüyor orada. Tamam. Ben... Yani Nisan'da kaçma cesaretini nasıl gösterdi? Yine bu kişiyi bizim köye gönder... Nisan... Abla bana dedi ki sen hamilesin dedi. Sen dedi artık dedi karnın belli olmaya başladı dedi. Bana kaçacaksın dedi. Kaçmazsan ben oraya gelir her şeyi anlatırım. Ne anlatacaktı? Ben eğer ceza yersem dedi seni yakarım. Bilmiyorum abla. Ben bunu ne zaman nerede demişim ya? Senin hamile karnın ortaya çıkmış. Ben bunu nerede demişim ya? Niye yalan suyuyor bunlar ya? Niye bu kadar sen yalan suyuyorsun dedi ya? Dedi ki beni dedi sen eğer insan dedi mısın şikayetçi ya? Olursan dedi. Hı. Benden dedi şikayetçi olursan. Tehdit almıyorsunuz. Evet. Bu, söyleyin. Bunu gidip jandarmaya söylediniz mi? Aileniz de duydu. Niye gidip emniyet güçlerinize bu iddiaları anlatmıyorsunuz da şimdi dile getiriyorsunuz? Evet. Niye gitmedi? Niye gitmiyorsunuz? Ailem nikah günü öğrendi. Burada şey yapılırken nikah günü. Emrah'la ilgili iddiaları 3 gündür dile getiriyorsunuz. Niye? Bir küçük kızın mağduriyetinden bahsediyorsunuz. Siz niye gidip ihbar etmediniz? Aslında siz de mağdur edilen bir kadınsınız. Ailenizin yanınıza gittiniz. Kim diyorum Emrah ya? Kim bu Emrah? Yani bu kadar zaman hepsine göz yumdun. Nisan'da nasıl kaçtın? Ya da ayrıldın o evden? Abla benim babam kaçaktı. Konrad'da kalıyordu kendisi. Ben o zaman kaçtım. Kardeşlerim aradı babamları. Kaçmadım. Babam bindirdi seni. Of. 10 milyar parayı yalan aldı. Benim babam getirmedi. 10 milyar parayı yalan aldı sen, baban. 10 milyar seni parayı sen aileye bindirdi. Tamam mı? İspatlarım bunlar. Kartınız
sen kimseye para vermedin. Neslihan'dan yalan söyleme, sen kimseye para vermedin. Neslihan'dan Ali biliyor. Bilet kestirirken babası da vardı, kendi de vardı. Annesi bileti beraber vardı, kestirdik. Kardeşleri vardı, hem hepsi de vardı. De tarihi de belli. Hepsi vardı, yalan konuşma. Biz babası teslim çocuk etti, bıraktı taksine beni. Ne zaman, ne zaman adamla gelip de belli, şey yaptı he? Söylüyorsun asıl yalanları. Yüzünü dön bize, yüzünü dön. Bırak. Belli, sen rezil ettin ben bizi. Ben giderim. Sen... Allah aşkına biz rezil olmadık. Ben burada hakkımızı arıyorum. Sibel, bir dakika Sibel. Dünyaya gelen çocuğu Emrah seviyor muydu? Hayır abla. Bana seviyordu. O bir hastalandı. Hastaneye götürdük. Bu enfeksiyon kaptı. Hastaneye götürmedi. Onun amcası götürdü. Yalan, yalan söylüyor. Yalan. Çocuğun üstüne yemin eder misin? Çocuğun üstüne yemin eder misin? Çocuğa vardı. Çocuğun üstüne yemin et. Üstüne yaptırdık. Senin çocuğun üstüne ya, yemin eder misin? Çocuğun üstüne niye yemin edeceğim? Edemin işte. Çocuğun baba... Bize geldiğinde ne zaman... Çocuğun üstüne zaman yemin etsin Allah aşkına. Ne zaman... istiyorum benim ya. Boşanmasını ben, istiyorum oğlumun. Ben o yüzden araya giriyorum. Ben bakın, istemiyorum daha tamam, böyle. Ben de boşanmak istiyorum. Anne. Ben de boşanmak istiyorum. O adamı da oğlum bulacak. Kim aha, ama sen bu kişiyi sen bulacak. Oturuyor musun? Susturmuyor. Susuyor. Bu kişiyi Sibel sadece tarife susuyor. Hayır. Yeter ben sustum. Esra Emrah'ın arkadaşı bu ben kişi. Ben sustum. Onunla evlendikten sonra bu adamı tekrar çevresinde yeter gördün mü? Sibel. Hayır görmedim abla. Yalan. Ama o engelli kişiye kaç parayı yaşındaydı götürdüler bu kişi? O... Hep zaten söylüyorum. Belli oluyor. Emrah denilen çocuktan büyüktü. Allah. Emrah 30-32 yaş galiba. Abla tam fazla göremedim kendisini. Allah adını söyledi mi sana ya? O zaman çıkacak her şey ortaya. Sibel Hanım, anladım. Bakın Emrah da beni tehdit etti diyorsunuz. Ben kendisiyle hiç iletişime geçmek istemedim diyorsunuz. Daha sonra Emrah'tan bir mesaj geliyor. Emrah'ın dediği koşa, yere koşa gidiyorsunuz dışarıya. Evet. Yani bunlar anlattığınız olay çok böyle mantıklı değil. İnşallah dediğiniz gibidir. Size Sibel defalarca Hanım da Esra Hanım sordu. Hamile kaldığınız dönemle ilgili olarak 2019 Ağustos ayı dediniz. Oysa siz 2019 Nisan ayında hamilesiniz. Arada 5 aylık, 4 aylık bir süreç var. Bugün size sorduğumda yaptığınız hatayı fark edip bu sefer de Mayıs ayına çekmeyi denediniz. Benim ol. Asıl ama sorun sizde. Siz bu kızın annesiyle ne pazarlık yaptıysanız ablam, bütün mesele oradan çıkıyor Safiye Hanım. Bütün olay Emrah'ın da bütün bu olanlardan. Ben oğlumun mürüvvetini görmek için. Ya ne mürüvveti ya. Şimdi Emrah'ın kimseyle evlenemeyeceğini ya da kız alamayacağını düşünüyorsun. Evet, düşündüm. O yüzden babasından Sibel, dolayı cezaevinde tamam, olduğunu ayrılıyor. O babası cezasını çekiyor artık. Evet, onu yargılama tamam hakkına sahip değiliz ama... Safiye'nin hamileliğini sen de biliyordun. Bilmiyordum. Sibel'in annesi de biliyordu. Bilmiyordum. Kendi aranızda yemin bir pazarlık yaptınız. Aslında oğlunun başını yakan kişi biraz da hayır sensin. Esra abla, ben benim annem hamile bilmiyordu. Olduğunu bilmiyordum. Söylüyor. Bilmiyordum. Yemin şerd ederim bilmiyordum bak Esra Hanım. Size doğruları söylüyorum. Ben annem yalan nikahtan konuşmuyorum. Sonra öğrendi her şeyi. Hiçbir şey bilmiyordum. Annesinden sadece pazarlık yaptığımız ne? Sibel'i sizin oraya göndereyim. Ben evde tutamıyorum. Ahmet denen kişi kaçıracak ve kim bu Ahmet onun da söz hakkı görümce mi? Görümce mi? Bunu sözlemişler haberimiz yok. Abi annesi biliyor. O Sibel'le gizli gizli konuşuyorduk zaten bana gizli gizli mesaj atıyordu. Sözlerken bana dedi ki söze attık biz ben sana döneceğim dedi bana. Aynen. Benim Ahmet'e ne zaman sen şikayet ettin ben var, de ona giderken. Var sözlü şeyler de var hepsi şimdi var bu Ahmet'le. Bu Ahmet'in adı soyadı neydi? Babam senden Ahmet şikayet Özcan olacak diye sen beni... İki üç hafta ben öyle biliyorum. Abla ben nişan sözcü kalmadım onunla. Nişan geldiler yüzük var geldi tamam, taktılar bana ben çıkardım attım.
Niye yüzü yalan söylüyor. Arasınlar, halam da arasın. Babası verdi onu. Yüzü ya istemeye. Abla çocuk engelli diye, beni bakamaz diye ben istemedim. Engelli. Kaç ben yaşında? Ben evlenmek bile istemedim. Engelli bir çocuk değil o. Engelli değil. Şimdi Ahmet Özcan'ın söz hakkı ve cevap engelli. Hakkı vardır. Hangi dönemlerde? Ahmet Özcan bağlansın, numarası da var. Ne zaman yani, kış dönemi mi, yaz dönemi mi, söz dönemi ne zamandı onu merak ediyorum. Kestane zamanı ne zaman? Ben Emrah'a kaçmadan önce kendileri biliyorlar. Arasınlar, Ahmet Özcan da bağlansın. Kızım Elif'le siz bağlansın, hiç nasıl yaşıyorsunuz böyle kapan? Abla benim. Ya sizin ayınız, yılınız, gününüz yok mu ya? Aile seni kaç kere istemeye geldi? Nişan nerede yapıldı? Sibel. Ha, ses gelmiyor. Bak işine gelmeyince de ses gelmiyor. Özkan sen beni duyuyorsan ses gayet iyi geliyordur. Hiç merak etme. Gelmiyor şu an. Hayır sesi tamam. Gelmiyor. O zaman ben sana sorayım. Sen bütün günleri karıştırıyorsun. Yalan sığmaya devam sen ederler böyle. Daha çok şey olur. Emrah mı? Yok diğerleri önce. Diğerleri ben Emrah'a kaçmadan önce geldi. Emrah kaçmadan bir kere geldiler gittiler, daha da gelmediler. Yüzüğü taktılar mı? Taktılar. Hayır. Taktılar. Yüzük hayır, takıldı takmadılar. Sonra. Takıldı. Peki Ahmet Özcan'ın da söz hayır, hakkı. Yüzüğü bana taktılar, ben de istemedim attım. İstemedin attım. Baban o yok. Zaman serbest mi yani, şey miydi, kaçıyor muydu? Kaçaktı. Kaçaktı ama kaçak sözledi, ya, sözledi onları. Evet babam kaçaktı hatta. Bizim için gitmedi. Hayır babam yoktu. Şimdi DNA testi sonucunu açıklayacağım tamam. Özkan, sonra da diğer konuya geçeceğim. Ahmet Özcan'ın söz hakkı cevap hakkı vardır. O nerede oturuyor? Bolu'da. Ha, şimdi Düzce, Çorlu, Bolu. Tekirdağ, Düzce, Bolu. Gidiyoruz böyle. DNA testini bulamıyorum da bir dakika boşanma hemen. Boşanma davası açıyorum değil mi? Ben boşanmak istiyorum ya. Yeter. Sibel, çocuğun babasının... aslında kim olduğu Emrah için çok da önemli değil. O seninle evet. Evlendiği için mutlu olduğunu, bir yuvası olduğu için de kendini huzurlu hissettiğini söyledi. Her şey senin 22 Nisan'da evi terk etmenle abla başladı. Abla yalan söylüyor. Ben orada mutlu değildim. Hı-hı. Beni kendisi tehdit etti. Bizim eve gelen bir ablaya bile tehdit etti. Benim o abla bizden DNA testi istedi. O da dedi ben, çocuk benden dedi. Mutlu muydun Sibel? Asıl yalan. Yalan sığmaya devam ediyor. Abla da geldi. Evden kovdu. Hı-hı. Yalan söylemesem. Tehdit etmek ne demek? Tamam mı? Emrah sana toz bile süpürttürmedi. Evde sana iş yaptırmadı Emrah. Çamaşırını yalan. Astı, bulaşığını yıkadı, yemeğini yaptı. Çocuğun götündeki bezi kadar aldı. Çocuğun bezini... Ediyorum. Yeter ya. Peki. Şu şeyi açıklarsın Allah aşkına. Sus 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 nereye kadar? Sonucunu açıklıyorum. Sus nereye kadar ya? Emrah sen de ailene ya Sibel benim çocuğumu taşıyor. Bizim bebeğimiz olacak dedin mi? Nasıl yani? Yani o çocuğun babası benim diye bir şey attım ortaya. Ben, bak çocuk benden değil ama ben annemleri susturdum. Ben çocuk için her şeyi yaptım ona. Ama çocuğu öyle bir bağlandı ki o çocuk bile doğduğunda her şeyine kadar yaptım yani. A'dan Z'ye her şeyine kadar yaptım. Dedi. Anne susun, abla hem susun. Hem sevdiğinden hem çocuğa bağlandığından. Öyle dedi. Sibel. Ben bir şey demiyorum. Çocuk benden dedi. Kime dedi? Şimdi döndü benden. Dur. Abla bana Instagram'dan mesaj attı. Ben o Instagram'a girebilirsem size göstereceğim. Dedi çocuk benden dedi. Bana kaç dedi. Açıklıyorum. Evet. Emrah Çetin ve çocuk adayı arasında ebeveynlik yönünde ilişki bulunmamaktadır. Al işte. Ya. Bu zaten. Yok. Çocuk niye? Başkasından. Neden yani? Evet çok biz biliyorduk. Dedin. Biz yalan konuşmuyoruz. Hayır hayır bunu biz zaten Emrah başından beri biliyor evet, da Emrah, niye çok şeyler ben ya. Değilim diyor. Evet. Safiye Hanım bu felaketleri gel diyen sizsiniz, bir evet. Üstüne para vermişsiniz bu sizin iddianıza göre.
bak. Bakın bu felaketleri anne olarak evladınızın, affedersiniz, başını yakan sizsiniz. Bütün şeye gel gel demişsiniz. Bütün bu felaketlerin üzerine de iddianız şu ki 10.000 TL bedel ödemişsiniz. Ahmet Özcan, akrabanız bir de. Pazartesi. İşin iki tarafı da iki aile. Sürekli evet suçlar şahsidir ama birbirinize de ithamlarda bulunuyorsunuz. Her iki aile de suça karışmış insanlar çok fazla. O yüzden de tehdittir, şantajdır, bu tabirleri çok iyi kullanıyorsunuz. Kusura bakmayın çok... Bir saniye. Gerçek dışı beyanda da çok kolay bir şekilde bulunabiliyorsunuz. Bir saniye, pazartesi, bir şey konuşabilir miyim? Pazartesi günü devam edeceğim çünkü süremden dolayı Ezgi ama konusuna ben gitmem geçeceğim. Gerekiyor. Gitmem gerekiyor. İş yerinden çıkartacaklar yoksa beni. Ah. Çalışmam Emrah lazım. Burada kiram neyse. Var, elektrik, siz gidebilirsiniz suyum Emrah var. Burada zaten. Her şeyim i̇şte var. İşte keşke bu kadar titizle evlendirirken olsanız çok iyi olacak gerçekten. İşte.